Şimdi bir tane ekmek aldım. Yumurta yiyeceğiz. Şimdi şehir hayatına o kadar alıştık ki her şeyin böyle organiğini bulmak, doğalını bulmak zorlaştı. Ki bilhassa şehir içinde bunları yakalamak çok zor. Tamam, köyde olduğum zaman denk geliyor böyle şeyler ama şimdi ben Uşak'ta şehrin içinde olmama rağmen aslında bildiğim bir olay canım. Sonuçta çocukluğumuzda hep bunlar köylerde falan hep vardı ama dedim ya hani şehir hayatında artık bu tarz olaylar fazla yok. Şimdi buraya giriyorum. Bu tavuklar bildiğin evcil ya. Yani bayağı sizlerle birlikte takılabiliyorlar bak. Geliyorsun takılıyor. Gıdı gıdı. Oyunu. Şimdi ne yapacağız? Bu güzel anı ben çekeyim istedim. Biraz işim zor ama başaracağım bir şekilde girebilirsem. Allah'ım. Lan abu. Lan burası çok küçük. Abu. Ama başardım vallahi girmeyi. Anam anam anam. Şimdi bir. Bunlar da geldi. Oğlum niye geliyorsunuz siz ya? Bir şey yok. Ha dur. Gel gel. İki. Üç. Dört. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim tavuk kardeş. Kaç yumurta yesem bu sabah? Beş tane yiyeyim mi? Beş. Lan altı yenir ya. Ama maşallah siz her gün böyle yumurtlayın ya. Ben geleyim burada. Abucum benim. Ne teşekkür ederim. Ama şimdi bunları bir anda çıkarmayacağız. Şunları şuraya koyayım. Ah, vallahi çok teşekkür ederim. Efendim. Hadi çıkalım. Şuradan Allah'ım bak girdiğim yeri bir göstereyim size. Aa, bu kadarcık. Yani ben zor çıkacağım şimdi buradan. Lan çıkamadım. Ah. Anam. İşte böyle. Güzel oldu bak. Ay. Bu arada bu da erik ağacı. Eriğini... Dur bakayım la. Şunu koparabilir miyim ki? Ama çok yüksekte. Elma gibi olmuş. Elma elma. Bayağı bildiğim bunlar düğümü çözdü. Götürüyorlar. Lan oğlum onu çözeceksin. Ne yapacaksın sen? Ha. Yumurtalarımı aldın. Bana sabotaj düzenliyorlar. Şuradan çıkardım yumurtaları. Güzeldi, zevkliydi. Şimdi onları kırıp yiyeceğim. Dayanamadım, o eriği de aldım. Dedim ya elma gibi olmuş diye. Bu arada söylemeden geçmek istemiyorum. Bu yumurtalar hakikaten organik. Çünkü bu tavuklar burada normal bitki yiyor. İşte lahana yiyor. Benim ayakkabı bağlarımı yiyorlar. Kesinlikle burada bir gübre, yem falan yok. Tamamen doğanın verdikleri ve gıda olan yeşil atıklarla besleniyorlar. Bu yüzden yakında şimdi burada kaç 2 4 6 8 10 12 tane böyle tavuk var. Günde 10 yumurta çıkıyor böyle. Tabii şunlardan sonra bayağı yumurta çıkar. Yani her gün yumurtayla karnını doyurabilirsin. Ya ben bunu istiyorum ileride ya. Bir kendi evim olduğu zaman bahçesine böyle 15-20 tane tavuk atacaksın. Tamam. Ondan sonra rahatsın valla. Çok güzel bir şey. Hem bu arada bu tavukların burada olmasının daha da bir güzel bir nedeni burada yabancı otlar türemiyor. Bazı böcekler oluşmuyor. Çünkü bunlar maşallah hani öğütücü gibi ya. Yani buraya attığınız her şeyi bitiriyorlar. Burada mesela bir çiçek vardı. Vardı. Gitmiş. Yok yani şimdi. Lahana. İşte mesela patates kabukları. Bir de manyakların yemediği şey yok ya. Her şeyi yiyebiliyorlar. O yüzden de bence çok avantajlı bir şey. Organik geri dönüşüm için. Hani düşünüyor ya şehirlerde böyle organik geri dönüşüm için neler yapılabilir? Bence tavuk beslenebilmeli yani. Tavuğa yer verilmeli. Tavuk süper bir hayvan. Yumurtalarımı da götüreyim. Hadi yiyeyim. Ben şu bilgiden de bahsetmek istiyorum. Bu yumurta tam organik yumurta. Yani herhangi bir tavuğu özel bir gıdayla beslenmedi. Tavuk yediği bitkiler işte böcülerle bu yumurtayı elde etti. Bu yumurta bu kadarcık. Hani ne kadar derseniz bakın elime koydum şu kadarcık. Bu piyasada küçük boy olarak satılan yumurta fakat daha çok X large denilen bir sistemde satılıyor yumurtalar. Ulan bu yumurta o gördüğünüz tavuklardan çıktı. Yani kocaman bir tavuk. Acaba bunun daha büyüğü nasıl bir tavuktan çıkar?
Değil mi? Bu normal olması gereken yumurta bu. Ama yani piyasadakiler ne kadar büyük. Yani şimdi şöyle bakıyorum da X-Large falan yumurtalar falan. Ha vardı öyle yumurtalar büyük çıkardı ama nasıl olurdu? 2 günde, 3 günde bir defa, o da nadiren olurdu. Hani böyle sık olmazdı. Ne yaptılar yavrum bu tavuklara da böyle her zaman büyük büyük yumurtluyorlar. Yoksa gördüğünüz gibi küçücük böyle bir şeydir. Çok büyük değil. Bu kadarcık. Yaşanır ya, aslında şu bahçeye yapacaksın mesela, soğanı yapacaksın, nohut, fasulye, bütün bitkileri yapacaksın, çilek, soğan, başka ne var, patates mesela, şuraya böyle kasa kasa yerleştirip üzerine çilekleri koyacaksın, yetişir çilek dediğin, yetişir. Neyse, bayağı bir uzun bir yumurta videosu oldu değil mi? Organik yumurta, organik yumurta yiyin, hatta gerekirse kendiniz tavuğu besleyin. Ha bu arada doğru, yani öyle bir içiniz el veriyorsa o da olur. Yemi yumurtlamayı kesti, ne yaparsın? Mangal yaparsın.